Osman amca, buyurun. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Efendim? Bir süre düşündüm. Kendine gelmeni bekledim. Ama nafile. Sen de bu evdeki herkes gibi hayal alemine yaşıyorsun. Ama bu rekor. Cüneyt'le ilişkini derhal bitireceksin. Ama biz evleniyoruz. Bu evlilik olmayacak Fide. Osman amca. Artık kendine gel. Ya sen neyine güvenerek kendini oğluma layık görüyorsun? Bir düşün. Cüneyt, Kozan şirketinin ortağı, yönetim kurulu başkanı, kariyer sahibi, üniversite mezunu, koca bir ailenin varisi. Peki sen nesin? Nesin sen? Susuyorsun. Çünkü koca bir hiç olduğunu sen de farkındasın. Peki bu durumda Cüneyt'e ne verebileceksin? Ben onu çok seviyorum. Tek başına sevmek yetmez. İki gün sonra ne konuşacaksın kocanla? Politika mı? Ekonomi mi? Sanat? Hiçbir şey. Bu hayata dair hiçbir şey bilmiyorsun. Ama Cüneyt... Güzelliğine güveniyorsan hata edersin. Çünkü güzellik dediğin geçici bir saltanat. Hele seninki gibi soyu sopu belli olmayan bir güzellik. Saltanat onu sürse sürse 3-5 ay sürer. O Cüneyt sizin gibi düşünmüyor. O bana ve aşkımıza değer veriyor. Aşk. Bana aşktan söz etme. Aşk uçucudur. Aşk bugün var, yarın yok. Bir his. İki gün sonra aşkınız bitince ne olacak? Biz... Ben söyleyeyim. Cüneyt seni kapının önüne koyacak. Hayır, bütün bu gerçeklere rağmen hala neden Cüneyt'in peşinde dönüyorsun? Aşığız biz. Aşık. Senin neye aşık olduğunu ben söyleyeyim. Güce, paraya, bir zamanlar besleme olarak girdiğin bu evin hanımı olmayı düşünüyorsun. Ama yanılırsın. Çünkü senin bu eve hanım olarak girmen için 40 fırın ekmek yemen lazım küçük hanım. Benim öyle bir niyetim yok. Ben Cüneyt olduğu sürece her yerde yaşarım. Tabii. Cüneyt parasıyla seni beslediği sürece. Nasıl bu kadar gurursuz olabiliyorsun Feride? Saat kadar basit, ucuz. Ağzında kuş tutsan